Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif vereceğim. İsterseniz hafta sonu kahvaltısı için, isterseniz hafta içinde çocuklarınız için kahvaltıyı hazırlayabilirsiniz ee, ya da atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. Kesinlikle hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Yapımına geçiyorum. 3 tane yumurta kullanacağım. Yumurtaları bir kabın içerisine kırıyorum. Üzerine bir miktar tuz ilave edeceğim. Tuz miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu aşamada içine karabiber, pul biber ya da toz biber de ilave edebilirsiniz. Yumurtaları kırdıktan sonra e, çırpıyorum iyice. Kabuğunu düşürmüyoruz. Kabuğun düşme ihtimaline karşılık yumurtaları iyice yıkıyorum. Siz de mutlaka e, yıkayın kullanmadan önce. Bir tavaya bir miktar tereyağı aldım, yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar. Miktar çok önemli değil, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ee, üzerine çırpmış olduğum yumurtanın yarısını döküyorum. Yumurtayı döktükten sonra tabanın tamamen kaplaması için yayıyorum, pişmeye bırakıyorum. Tamamen piştikten sonra üzerine bir tane lavaş kapatıyorum. Lavaş yerine isterseniz krep de kullanabilirsiniz. anladım şimdi Lavaşı kapattıktan sonra bir tabak kapatıyorum üzerine ve tabak yardımıyla bir kapak da kullanabilirsiniz ve tekrar tavaya lavaşın olduğu kısmı altta kalacak şekilde yerleştiriyorum. Bir tarafına rendelemiş olduğum kaşar peynirinden koyuyorum. Diğer tarafını üzerine kapatıyorum ve bu şekilde iki taraflı pişireceğiz yani kızartacağız. Benim kullandığım yağ miktarı yeterliydi. Yani bu kızartma için. Eğer yetersiz görürseniz çevirmeden önce üzerine bir miktar yağ sürebilirsiniz. Birincisi pişti. Şimdi ikincisini hazırlıyorum. Yine aynı şekilde bir miktar tereyağı koydum. Eridikten sonra üzerine kalan çırptığım yumurtayı ekledim. Ve yumurta piştikten sonra yine aynı işlemi uyguluyorum. Üzerine lavaş kapatıyorum. Ve lavaşta ters çeviriyorum. Daha sonra kaşar peyniri yerleştiriyorum. Kapattıktan sonra iki taraflı olarak kızartıyorum. Videomun bu bölümüne kadar izlediyseniz yoruma izlediğinizi belli eden herhangi bir cümle, kelime, eleştiri yazarsanız sevinirim. Bir emoji de bırakabilirsiniz. Eleştiriler ağır olmasın. <laughs> Neden bunu istiyorum? Ee, videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için sizin yaptığınız beğeniler, yorumlar, etkileşim açısından önemli. Ee, bunu da belirtmek istedim. Siz de önem verirseniz sevinirim. Diğeri tekrar ısınsın diye tavanın içine aldım ve servis edeceğim birazdan. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde hazırladım. Dediğim gibi bunu kreple de yapabilirsiniz. Lavaş yerine krep kullanabilirsiniz. Ayrıca içine sucuk koyabilirsiniz, domates. Yani yakıştırdığınız, yumurtaya yakıştırdığınız herhangi bir yiyecek kullanabilirsiniz. Evet hem çok lezzetli hem de pratik bir tarif oldu. Kahvaltıya kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ve videomda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarifi denerseniz diğer tariflerimden de denedikleriniz varsa yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.